Tamam. Güçlü, çok güçlü hatta bir adam geliyor gözümün önüne. Etrafında küçük küçük insanlar var. O dev diyelim, öbürleri küçücük diyelim. Bu hepsini yenebilecek güçte. Öyle bir güce sahip. Güzel bir güce sahip. Oradan onların yanından ayrılıp çıktığı zaman dışarı bir göle, göle ayağını batırıyor. Ve o göl ayağını batırdığında küçükken başka bir göl daha geliyor. Başka bir göl daha derken bu göller birbiriyle birleşip büyük, muazzam güzellikte bir deryayı denize dönüştü şu an. Ve orada baktığım zaman evet balıklar var, yaşam var, hayat var, bitki var. Denizin dibine doğru dalıyorum. Farklı bir İfadeniz çok yaşam. güzel. Her şey İfadeli. var orada hocam. Evet. Her şey var. Dibine doğru daldığımda demeyelim de güçlü, muazzam güçlü olan adamın orada sularında kaybolduğunu ve bir dünya açıldığını, dibinde bir dünya açıldı. Yani bambaşka bir yaşam. Orada her şey var. Orada bir ülke var, bir şehir var, araba var, ev var, ağaç var, bitki var, hayvanlar var. Orada bambaşka bir yaşam geldi gözümün önüne şu an. Ve orada mantık gütmemeye çalışıyorum. Çünkü okyanusun dibine daldım. Farklı bir yaşam açıldı. Ama bu yaşam açılır açılmaz da bir ülke, bir Türkiye, dünya, şehirler, iller okyanusun dibinden ama dibine doğru gittikçe o bayağı bir büyüdü. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şu an ileri doğru gittiğimde farklı farklı iller, değişik hayatımda hiç görmediğim yerler geliyor şu an gözümün önüne. Yani bir sürü değişik iller, ilçeler diyeyim, ülkeler diyeyim. Çünkü bayrak var. Evet, bir sürü bayrak da görüyorum hocam şu an gözümün önüne gelen. Her bir okyanusun dibinde açılan her bir yerde farklı bir bayrak gördüm. Yani oluşum mu, ülkeler mi? Her şey, her şey var. Yaşam var, her şey var hocam. Ne ararsanız var. Daha da detaylandırabilirim Ve isterseniz. lütfen daha da detaylandırın. Bunlar çok önemli. Arkadaşlar, Remziye hocam gibi bakın ne kadar muazzam anlattı. Ne derin bir kanal. Sayın hocam, valla şimdi canı gönülden sizi alkışlıyoruz. Birazdan gözümüzü açtığımızda alkışlarımızı göreceksiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılı anlatınız. Bu gözümün önüne gelen görüntüde ilk adamın ayağını suya koyduğunda oluşan yer bana göre Türkiye'ydi benim gördüğüm. Çünkü bizim bayrağımız var orada. Bir sonraki yere geçtiğimde farklı işte dünya ülkelerinin bayraklarını görüyorum. Fakat kapısını açtığım zaman ya dağına, toprağına, suyuna baktığım zaman şu an o ülkelerin her biri bana farklı bir şey gösteriyor. Yani birisi toprak ekerken öbürü hayvancılık yapıyor. Öbürü bilmem makine var, makine şu an çalışıyor. Herkes bir şey üretiyor. Herkes. Baktığım zaman evet insan da var. Evlerin içlerine baktığım zaman insanları da görebiliyorum. Bir başka daha detaya inersem kapkaranlık her bir ülkede karanlık yerler de var. Karanlık evler de var. Daha yani şöyle söyleyeyim. Her bir kapıyı açtığımda farklı bir yaşam görüyorum şu an. Şöyle derler ya. Her insan bir dünya. Her insan sen değiştin, daha değiştin. Herkesin bir ruh halini şu an görebiliyorum. O insanların kapısını açtığımda evin içerisindeki atmosferden, güneş ışığından, ayın ışığından bütün ruh hallerini görüp görebiliyorum şu an. Çok huzurlu, mutlu insanlar da var ama çok sıkıntılı insanlar da var. Bazıları bir tarafta, bazıları bir tarafta. Şu an ilk gözüme görüyorum. Bir sonraki ülkeye baktığım zaman daha kasvetli bir hava görüyorum. Orada da güzel yerler var. Fakat Türkiye'deki kadar aydınlık değil. Bir tık daha soluk, bir tık daha havası kurama bir
çok huzur vermiyor hocam. Yani Türkiye'deki o güneşi, o toprağı, o ayı, çünkü o okyanusun altındaki o şehirler her biri bana farklı bir şey gösteriyor şu an. Hangisini sorsanız anlatabilirim hocam. Hangisini, neyi sorsanız anlatabilirim şu an. Çok güzel ifade Bir ettiniz. sonraki şehire geçeceğiz. Peki. Bir sonraki şehire geçiyorum. Hasret daha da çöküyor. Yani sanki o ay ve güneş, yani o okyanusun üzerinden baktığım ay ve güneş sanki bütün ışığını okyanusa veriyor. Bütün ay ışığı da enerjisini veriyor. Güneş de veriyor ve sanki nedense ısrarla diyorum Türkiye diyorum. Çünkü bayrak olarak Türkiye'yi görüyorum ve o güçlü kişinin adım attığı okyanus Türkiye'ydi. Ve Türkiye'den sonra yayıldı, 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 büyüdü, büyüdü, şehirler oluştu. Her şey var hocam, yok yok yani. Şu an o pozisyondayım. Ama bütün %100 ışığını verdiği yer Türkiye, sonrasında azalarak gidiyor. Ama onlara da yetiyor. Yetecek kadar onlarda da var. Makineler var, çalışıyor, bir şeyler üretiyor. Her şey var hocam. Yaşam var ya. Yaşam diyorum. Başka bir şey demiyorum. Elinize, Böyle yüreğinize soracağınız bir sağlık. şey varsa daha detaylı gösterebilirim, Tamam. anlatabilirim. Allah razı Ama olsun. şu an ruhumun bana göstermiş olduğu bütün görüntü yaşam diyor, ülkeler diyor, insanlar diyor, evler diyor, huzur diyor, her şey diyor. Maddiyat, maneviyat, her şey var. Üreme, çoğalma. Çünkü çok 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 büyüyor, daha da büyüyor. Bu şekilde hocam gördüm. Lütfen gözünüzü açınız. Arkadaşlar, lütfen hak ettiği alkışı gösterir misiniz? Lütfen ne kadar alkış hak ediyor? Hocam başka bir dünyaya gittim. Resmen, gerçekten hocam. Çok başka bir yere gittim. Ve ben bile ruhuma sorduğumda ne geleceğini bilmiyordum. Sadece ruhumdan rica ettim. Beşinci boyutun bilgilerini dökledim. Hocam ne sormuşsa, ne geliyorsa bilemiyorum. Ve Ama muhteşem şeyler gördüm. birazdan açıklayacağız sizin neyi açıkladığınızı. Lütfen bizi duymayın. Bizi duymayın. Çünkü şu an Remziye alınmaz bizi anlatacak. Onun anlatacaklarını duymayın. Ve tamam. Remziye